akşam Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırıda yüzlerce hasta, çoluk, çocuk, sağlık personeli hayatını kaybetti. Savaş suçu işleyen İsrail artık durdurulmalı. Savaşlarda dokunulmayan sağlık kuruluşları hedef alınmaya başlandı. Yasak olan kimyasal kitle imha silahları kullanılıyor. Katil İsrail, Filistin'den defol. Filistin sorunu tarihsel bağlamından koparılarak bugünkü saldırıları açıklamak mümkün değildir. Bu sorunu sözde çözmek üzere düzenlenen zirvelerde İsrail'in yarattığı fiili durumu beri kabul ederek Siyonist devletin çıkarlarını gözeterek kararlar alanlarda sorunu daha da karmaşıklaştırmış, Filistin'in elini kolunu bağlayarak İsrail'e yeşil ışık yakmaya devam etmişlerdir. İsrail'in süreklilik kazanmış Filistin ulusuna yönelik saldırganlığı ve zulmü koşullarında önce kim saldırdı sorusu anlamsız kalmıştır. Katil İsrail, işbirlikçi ABD. ABD ve Avrupalı emperyalistler sadece Hamas'ı kınayarak açıkça İsrail ve saldırganlığını desteklemektedirler. Bugün her İsrail operasyonunda canı yanan, zulüm altındaki Filistin halkı yalnızdır. Yurttaşlık haklarına sahip olamayan, devletleri tanınmayan, yaşam alanları her gün biraz daha daralan bir şeride sıkışan Filistinlilerin, halkların demokratik vicdanından başka desteği yoktur. Filistin halkı yalnız değildi. İsrail Siyonizminin hak tanımazlığı karşısında tarafsızlık ya da arabuluculuk tutumu alınamaz. Ulusal, siyasal hak eşitliği ve devlet olma hakkı talep eden Filistinliler haklıdır. Bu mücadele desteklenmeli ve Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir çözüm kabul edilmemelidir. Siyonist İsrail'in tutumu karşısında Filistin halkının yanındayız. Filistin ve İsrail halklarının eşit siyasal haklara sahip olması gerektiğini savunuyoruz. İsrail'in işgal altında tuttuğu toprakların kaderi iki halk tarafından ortaklaşa belirlenmelidir. Sonu gelmeyen saldırıların durdurulmasının yolu budur. Bu akşam aynı zamanda İstanbul Tabip Odası, Tel Şubeler Platformu, TUMOP ve DİSK olarak İsrail Konsolosluğu önünde 19'da orada toplanacağız. Irk, millet, din ayırt etmeksizin hizmet vermekteyiz. Savaş da aynı şekilde. Bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Üstelik savaşlarda hastaneler vurulmaz, hastaneler korunur. Ama maalesef bu savaşta vuruluyor, masum insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Orada hiçbir ırk ayrımı etmeden, hiç din ayırt etmeden savaşı durdurmamız gerekiyor. Bir sağlık çalışanı olarak tek dileğim dünyaya sesimi duyurmak istiyorum. Savaşı durdurun, masumlar ölmesin. Emperyalizm, İsrail'in yaptığı bu katliamlara sessiz kalarak bir şekilde onaylıyor. Türkiye şimdiye kadar yaptığı ikili anlaşmalarla ilgili herhangi bir adım atmadı. Bir taraftan Türkiye'deki bu meseleye dair bir somut adımın atılmasını istiyoruz ama aynı zamanda da Filistin halkıyla dayanışmak için hem sağlık emekçileri hem işçiler, emekçiler bir arada olmamız gerekiyor. Fütursuzca sürdürdüğü katliamlara bir son vermesini alanlara çıkarak biz ifade etmek istiyoruz. Savaşlarda tek girilmeyecek yerler hastanelerdir. Yüzlerce hem hasta yakını, sağlık emekçileri orada katledildi. Oralara sığınan, çünkü hastaneleri artık bir sığınak haline getiren Filistin halkının hastanelerde katledilmesini buradan bir şekilde protesto ediyoruz. Bir sağlık çalışanı olarak, bir anne olarak bunu kesinlikle kınıyorum. Yani hiçbir çocuk, hiçbir sivil bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Onların özgür olması da lazım. Bizim gibi onların da yaşaması lazım. Beni en çok üzen bir babanın hani evladını o poşette cesedini taşımasıydı. Yani bu yapılabilecek en büyük zulüm bence.